hep merak etmişimdir. 112'yi aradığımızda gerçekte neler oluyor? O hattın diğer ucundaki gizemli sesler kimi? En karanlık anlarımızda ulaştığımız o yabancılar kim? Onlar en karmaşık anları yönetiyor, bilinmeyeni çözüme kavuşturuyor. Ve işte şahit olduklarım. Acil yaşlı hastam var. Acil çağrı merkezi. Silah bıçak falan var mı elinde? İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'nde her gün sağlık, emniyet, itfaiye, jandarma, orman yangın, sahil güvenlik, AFAD ve ön çağrı olmak üzere görev yapan toplam 346 operatör, ailelerini bırakıp başkalarına yardım etmek için farklı vardiya saatlerinde Acil Çağrı Merkezi'ndeki görevlerinin başına geçiyorlar. Ben Pelin, 31 yaşındayım. 3 yıldır Acil Çağrı Merkezi'nde polis olarak görev yapmaktayım. İşimiz yapısı gereği oldukça stresli bir iş. Günün sonunda yüzlerce kişiye yardım etmenin vermiş olduğu huzur tüm yorgunluğumuzu gideriyor. 112 Acil Çağrı Merkezi. Abla merhaba. Polis mi? Evet, şikayetin nedir? Abla annem babam evde yok da. Evet. Bir tane abla var, yan binamızda oturuyor. Ailesi ona şiddet uyguluyormuş. Bana bir süre böyle tuhaf yazdı. Bana yardım eder misin, polisi falan arar mısın diye. Hatta kağıdı okuyun size. Şiddete vuruyormuş değil mi? Evet, her yerin yakmamıştı. Tamam, bana şimdi bir adres verebilir misin? Nerede oturuyorsun? Ben İstanbul oturuyorum. Sokağa, mahallesi. Sen benden önce başkalarıyla konuştun mu? Hayır, konuşmadım abla. Tamam, şimdi bak telefonu kapatma, seni polislerle görüştüreceğim, tamam mı? Tamam. Polisiniz? Alo, abla merhaba. Merhabalar, yan binadaki bir kadın sana bir kağıt mı verdi? Ne yazıyordu kağıtta? Kadın değil, abla o yaşındaki bir abla. Evet. Ailesinden şiddet görüyormuş, bana şöyle bir kağıt gönderdi. Kağıtta ne yazıyor ablacığım? Acil Çağrı Merkezi operatörleri çocuklardan gelen çağrılar söz konusu olduğunda deneyimleri sayesinde ihbarın asılsız olup olmadığını hemen ayırt edebilmekte. Çocukların o kadar da çocuk olmadığını da en iyi onlar biliyor. Ailesinden şiddet görüyormuş, bana şöyle bir kağıt gönderdi. Kağıtta ne yazıyor ablacığım? Allah rızası için polisi arayın ne olursunuz. Ailem bana şiddet uyguluyor. Vücudum mutlak. Hep dar bizi her yerin. Dayanamıyorum. Lütfen yardım edin. Eve kapattılar. Çekeceğim yardımcı olmanız. Polisi arayın lütfen. 50 kere de olsa üst üste ara. Ne olursa olsun yardım edin. Sonra kendim tutamıyorum. Telefonumu elimden aldılar. Ulaşamıyorum. Sen de başka kimseye söyleme. Annen ve baban dışında. Abla polisler buraya gelse ben gösteririm binayı. Tamam, kağıdı sana nasıl verdi, camdan mı attı? Evet, camdan böyle attı, al dedi. Ben de aldım yani, okudum bunu. Sonra size danıştım. Tamam, ben oraya ekibi yönlendireceğim. Ekip geldiğinde polislere o ablanın attığı, o kağıdı nereden attığını gösterebilir misin? Tabii ki de gösteririm. Hatta yani yardımcı olurum abilere. Tamam, o kağıtta ne yazdığını bana tekrar söyler misin? Tamam. Allah rızası için polisi ara, ne olursun. Ailem bana şiddet uyguluyor, vücudum mutlar, hep dar izi, her yerim, dayanamıyorum, lütfen yardım et. Eve kapattılar, tek ricam yardımcı olman, polisi ara lütfen, 50 kere de olsa üst üste ara, ne olursun yardım edin. Kendim tutamıyorum. Telefonumu elimden aldılar. Ulaşamıyorum polise veya başkalarına. Sizden başka kimseye ulaşamıyorum. Lütfen yardımcı ol. Şimdi sen camdan bak. Ekibi bekle. Ekip geldiğinde o ablanın nereden kağıt attığını göster. Tamam mı polislere? Tamam. Tamam. Kağıtları da polise veririm. Tamam. Teşekkür ederim yardım ettiğin için. Rica ederim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. O konu ne ki abla? Kız çocuğu, yan komşusu yaşında, camdan bir kağıt atıyor, al bunu oku diyor. Yaşındaki çocuk mu atıyor? Yaşındaki kız yardım istiyor. Ha, 10 yaşında.
yaşındaki çocuktan, o da kız çocuğu. Darp ediliyorum, elimden telefonum alındı, polisi arayamıyorum. Polisi ara, polisi çağır, her tarafım darp izleri var işte, mosmor. 50 kere de olsa mutlaka polisi ara gelsinler, telefonuma el koydular vesaire tarzı şeyler yazıyorum. Adresini verebilmiş mi? Peki adresini yazmış mı? Kız kendi adresini verebildi. Geldiklerinde ben göstereceğim dedi kağıdın nereden attığını. Çok iyi. Ekipler ulaşır mı muhakkak ona ya? Onu takip ederiz. Tekrar dönüş yaparız bir olmadı ya. 112 acil çağrı merkezi. Acil ambulans buyurun. Acil sağlık buyurun. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Polis imdat buyurun. Sahil güvenlik. Alo efendim. Alo. Efendim abla. Ekiplerle görüştün mü? O ablanın evini gösterdin mi onlara? Evet gösterdim. Hatta şu an binaya girdiler de kızı almaya çalışıyorlar ama annesi vermiyor gibi bir şey. Polisle tartışma halinde mi şu an o ablanın ailesi? Ya öyle sesler geliyor. Yani görmek için içini... Tamam sen yaklaşma, içeri girme, tamam mı? Güvenli bir yerde bekle. Yok, girmiyorum zaten. Ben kapının önündeyim. Tamam, tamam. Polisler geldiyse onları halleder. Sen merak etme, tamam? Tamam. İyi günler. Gün içinde yani yüzlerce ihbar alsak da insanın aklı kalıyor. Yani takılıp kaldığınız ihbarlar oluyor. Özellikle bu tarz konularda. Ne oldu acaba? Ailesi teslim etti mi? Genç kızın verdiği kağıtlar 50 kere de olsa ara. Hani bir şekilde polise ulaş şeklinde bir ifade vardı. İnsan düşünmeden edemiyor. Belki de daha önce böyle bir teşebbüsü oldu. Birine bir kağıt verdi. Çünkü kızın elinden tüm iletişim kuracağı tüm şeyler alınmış. Evden dışarı çıkamıyor. Telefon elinden alınmış. Belki de daha önce birine böyle bir kağıt verdi ve o bunu gerçek sanmadı. Ya da korktu. Başına geleceklerden korktu. Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Ne yazık ki şiddet günümüzde sıklıkla karşımıza çıkıyor. Operatörler kadına, erkeğe veya herhangi bir canlıya karşı uygulanan psikolojik veya fiziksel her türlü şiddete karşı acil yardım ekiplerinin hızlı bir şekilde adrese ulaşması için her koşulu zorluyor. Acil çağrı merkezi. Alo. Alo. Alo buyurun. Alo. Hanımefendi bir şey söyler misiniz? Ne oluyor orada? Annemle kızın iç kavga ediyor. Annenle bir kadın kavga mı ediyor? Annenle iç kadın kavga ediyor. Sokak. Evet. Herhangi bir yaralı var mı orada? Bilmem annemi zararlı gittim. Tamam hatta kalın ben yönlendiriyorum. Hattan ayrılmayın. Polis imdat nasıl yardımcı olabilirim? Sakin olun ben sesinizi duyuyorum. Beni duyuyor musunuz? Alo. Alo. Ne oldu orada hanımefendi? Niçin ağlıyorsunuz? Annemle eşi şu an kavga ediyor. Sürekli kavga ediyorlar. Tamam ben ekip yönlendireceğim. Ağlama. Ekip yönlendireceğim. Silah bıçak falan var mı elinde? Yok şu an yok. Ağlama sakin ol. Ekip şimdi gelecek tamam. Korkma. Tamam. Alo. Alo, biraz önce görüşmüştük. Polis memuruyum ben. Efendim? Sesim geliyor değil mi? Ekip sevk ettim, iyi misiniz? Ben iyiyim de annemin düşman. Ambulanslık bir durum var mı? Tamam, ekip birazdan orada olacak. Bak görüyorum ben, ekip çıkmış yola birazdan orada olacak. Ağlama, korkma, tamam mı? Halen orada mı eşi? Annenin eşi? Evet, biliyorum. Birazdan orada olacak ekip, korkma, ağlama, tamam mı? Geliyorlar. Acil ambulans buyurun. Kalp masajı yapmanızı tavsiye edeceğim. Ağzımdan kök içilmiş. 7, 8, 9, 10, 11. İstanbul Jandarma'ya günler. İyi günler. Ben şimdi ev hapsindeyim. Biraz önce kapıma 7 kişi geldi. Alnıma silah dayadılar, tehdit ettiler. Tehdit edenler kim? Şeyden ya, bir
bir arsa meselesinden dolayı. Hala buralarda dolaşıyorlar. Ev hapsinde olduğum için dışarı da çıkamıyorum. Site girişinde kameralar falan var. Görüntüleri vardır yani kayıtlarda. Evet. Tutanak tutulmasını istiyorum bunlarla ilgili. Şimdi bu kişiler, şöyle söyleyeyim. Benim arsa meselesi yüzünden kavgalı olduğum şahıs tarafından gönderildiğini düşünüyorum ben bunların da. Bu gelenler o şahsın kuzenleriymiş. Yani ben de tam olarak tanımıyorum da. Ben kuzeniyim, o arsa bizim hakkımız falan filan dedi. Dedim ben arsamı kimseye vermem. Yani, evet, şimdi yani, o arsa bana miras birisi falan. Diyorsun. Bu sizin borçlu olduğunuz kişi midir? Hayır. Benim borçlu olduğum kişi değil. Ya benim kimseye borcum yok. Alo, 112 çağrı merkezi. Ben bir taksi, ambulans alabilir miyim? Babam fenalaştı, çok kötü durumu. Nesi var, ne oldu babanızın? Ya bilmiyorum, birden kuşmaya başladı, bezi gitti, tansiyon gitti, bilmiyorum şu anda, fenalaştı, bilmiyorum. Nefes alıp veriyor değil mi hanımefendi? Çok az. Kaç yaşında babanız? Ne yapayım şu anda ben? Hastayı yan yatırın, kusması varsa yutmaması gerekiyor. Normalde bir hastalığı var mıydı? Yarın endoskopiye girecektik, kalp hastası, bypass. Tamam, ben ekibi yönlendiriyorum. Hastayı yan yatırıp bekleyin, solunumunu da kontrol etmeye çalışın, tamam mı? Nefes alıp verişlerini kontrol edin gelene kadar. Alo. Arkadaşlar kolay gelsin. Kirales bir vakanın olması, uygunsanız da vaka var. Kirales de alırım ben. Ben doktorum, benim işim ares bir ares satmaz zaten. Ben giderim bu vakar. Benim kimseye borcum yok. Şimdi alacak verecek davası var dediniz ya. Diye bir tüccar var. Arsalarımız yan yana. Evet. Davamız devam ediyor. Şimdi kuzenlerini gönderiyor. Yani bana iftira atmıştı. Evet. Manevi tazminat davası açtım ben buna. Mahkeme beni haklı buldu tabii. Şimdi parayı ödememek için adamlarını gönderiyor. Ben avukatımı aradım. Tamam. Size... O da ara hemen tamam. İhbar etti. Şimdi size ne dediler? Tehdit ettiler derken tam olarak ne söylediler? O arsa bizim dayıoğlunun hakkı. Ya ben dedim o arsa benim. Evet. Kimseye de borcum yok. Ondan sonra işte sen milleti dolandırıyorsun. Sonra da yan gelip yatıyorsun. İşte bayramdan sonra geleceğim kemiklerini kıracağım. Bayramdan sonra geleceğim kemiklerini mi kıracağım dedi? Evet aynen öyle. Bunu söyleyen şahsın adı soyadı neydi? Hanımefendi, 112'den arıyorum. Az önce görüşmüştük. Ambulansı yönlendirdim. Şimdi hastayla ilgili birkaç bilgi almam lazım. Yanında mısınız? Yanındayım şu anda. Evet, yanındayım. Nefes alıp veriyor mu? Bir bakar mısın? Kusuyor. Evet. Hastayı yan yatırdın mı? Yan yatırdım. Evet, yan yatırdım. Başını... Çok kötü terliyor. Tamam. Tansiyon vermiyor. Ne vermiyor? Tansiyonu göstermiyor. Tamam, tansiyonunu ölçmene gerek yok şu an. Muhtemelen yüksek zaten, bu kadar çok kusuyorsa. Var mıydı tansiyon hastalığı? Öyle bir şey vardı yani de. Yani neden böyle oldu anlamadım. Sizinle konuşuyor mu şu anda? Baba da benimle konuşabiliyor musun? Telefonunuz açık olsun. Konuyu ekibime bildireceğim, tamam. Onlar sizi arayacaklardır. Herhangi bir şekilde hiç kimseyle polemiğe girmeyin. Devriyeden yok, haber yok, bekliyorum. Girmiyorum ya. Zaten... Telefon da açmadan geldiler. Nasıl geldiler tamam. Onu da bilmiyorum da. Dava dosyasından adresimi bulmuşlar. Şu anda dosyadaki adresinizdesiniz değil mi? İkamet adresinizdesiniz evet. Yani. İşte dosyadaki adresteyim tamam. Evet. Şahıslar etrafta mı şu anda? Vallahi gittiler mi? Dolaşıyorlardı yani burada. Şu an göremiyorum. Ama galiba hala buradalardı. Tamam. Siz herhangi bir şekilde pencereye de yaklaşmayın. Devriyeden tamam. Haber bekleyin. Devriye sizi arasın. Onların talimatına göre tamam. Hareket edersiniz. Ya görüntüleri de vardır aşağıda güvenlik kamerasında. Onları da alayım. Tamam, o görüntüleri jandarma gelince alır. Siz herhangi bir şekilde kimseyle polemiğe girmeyin. Tamam abi, ben tamam, kapıyı yani, kilitledim. Jandarma kapıcıya daha hiçbir şey söylemeyin. Kapı görevlisine daha hiçbir şey söylemeyin. Devriyeyi bekleyin sadece. Tamam, bekliyorum. Tamam. Tamamdır, sağ olun, iyi günler. Baba da benimle konuşabiliyor musun? Bak konuşamıyor. Konuşamaya işaret yapıyor. Dur. Pezanye girer. Alo. Buradayım hanımefendi. Telefonu kapatmayın. Kapatmıyorum. Tamam, ekip Bayraklı'dan geliyor. Ekip, evet. Ekip gelene kadar ben sizi ara arayacağım. Sıkıntı tamam. Olup olmadığına dair iletişimde olacağız. Telefonunuz lütfen meşgul olmasın, tamam mı? Hastayı o şekilde bekletiyorsunuz.
Dili geriye kaçmasın, kustuğunu yutmasın diye yan yatması önemli, ihmal etmeyin. Çok uzun sürmez arkadaşlar. Kussun, kusmasına engel olmayın. Sadece bunu yutmaması lazım, yan yatsın o kadar. Sıkıntı olursa ben... Ne yapıyor? Hiç göstermiyor. Tansiyonu mu? Evet, hiç göstermiyor. Tamam, yüksek ya da düşük olduğu için göstermiyor olabilir. Bunun için telaş yapmayın. Şu an önemli olan nefes alıp veriyor olması bizim için. Tamam canım, çok teşekkür geçmiş ediyorum. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun. Her gün cevaplanan binlerce acil yardım çağrısı, kurtarılan binlerce hayat. Ancak bu insanüstü çabaya rağmen yapılan asılsız ihbarlar, yardıma gerçekten muhtaç kişilere acil yardımın ulaşmasını geciktirmekte. Acil çağrı merkezi. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Anadolu 112 mi? Hayır, burası genel merkez. Zaten kaydınız oluşturulmuş. Tekrar onunla mı ilgili aramıştınız? Bir şey diyebilir miyim? Tabii, buyurun. Bana tecavüz yaptılar. Kaydınız oluşturulmuş. Aynı konu mu? Ben size aktarayım. Aynı konu. Bağlar mısınız? Tabii. Sağlıkla mı görüşmek istiyorsunuz? Evet. Tecavüz ne demek oluyor doktor? Emniyetle mi? Polisle mi görüşmek istiyorsunuz? Yok. Polisle. Polisle. Ben size ilgili birimi aktarayım. Hatta kalın lütfen. Alo. Aktarıyorum. Hatta kalın. Polis Gümnas, buyurun. Hamileyim de ben, bana bir şeyler yapmışlar. Kim ne yaptı size? Utanıyorum da. Utanmanıza gerek yok. Ne oldu hanımefendi, söyleyin. Alo. Efendim. Bakın, utanmanıza gerek yok. Size ne yaptılar, söyleyin. Tecavüz yaptılar. Kim bu şahıslar peki? Tanımıyorum. Kaç kişiydi biliyor musunuz? Bilmiyorum da. Ne zaman oldu peki bu olay? Bayağı oldu. Tanımıyorsunuz değil mi şahısları? Efendim? Şahısları tanımıyorsunuz değil mi? Bir şey diyebilir miyim? Diyebilirsiniz, buyurun. Kusura bakmayın da. Estağfurullah, buyurun. Şahısları tanımıyorum. Tamam, orada bekle, ben ekipleri yönlendiriyorum sana. Sen 112'yi neden istedin? Hamileyim de. Tamam, şu an bir kendini kötü mü hissediyorsun? Durumun nasıl? Hamileyim, kanamam var. Tamam, ben yönlendiriyorum şimdi ekipleri. Acil sağlık, buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Hamile şikayet ettim. Ne şikayetiniz var? Hamileyim de. Kaç yaşındasınız? 50. 50 yaş hamilesiniz. Kaçıncı gebelik? 5. Kaçıncı hafta? Onu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Nasılsınız, iyi misiniz? Alo, beyefendi, erkeksiniz. Bayanım. Bayansınız, 5. gebeliğiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Talebiniz nedir? Hamileyim. Hatta bekleyin lütfen. Alo. Alo. Ben duyuyorum sizi de hasta cevap vermiyor. Ya şöyle hasta, ya neden biliyor musun? Hasta şimdi beni tanıyor. Geçen de bir arkadaş daha bağlamıştı. Hani hatta ona 5. gebelik, bana 3. gebelik olarak söyledi. Hani ben de dedim ki hani bu beyanlar birbirini tutmuyor. Ondan dolayı tabii emniyetle beraber gelecek arkadaşlar. Yani şöyle korkmanıza gerek yok. Zaten adresi verdiğini söyledi. Hani dedim ki adres vermenize de gerek yok. Yani zaten GPS'ten gözüküyor. Hatta yani hemen hattan çekildi yani. Şu an büyük ihtimalle arasanız da ulaşılmaz. Böyle bir numara yok. Ulaşılamıyor denilecek yani. Bu adres çıkmazı numara geliyor. İlk çağrıya düşmemiş. Adres gözükmüyor ama sinyal oradan geliyor canım. Sinyal oradan geliyor değil mi? Evet. Yani hatta yani şu an mesela arayın, bir şey olmayacaktır. Hani ulaşamayacaksınızdır büyük ihtimalle. Hocam bunu emniyete aktarıp bildireyim mi asılsız ihbar diye? Ya aynen, tabii bildirelim. Yani emniyete de söyleyin. Sürekli bu şekilde. Bu adam sürekli yani aynı şeyi yapıyor. Aynı kişi zaten. Ulaşırsanız da siz tekrar bana bağlayın ama yani bunlar asılsız çağrılar. 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor. Acil çağrı merkezi. Bir doktorla görüşebilir miyim? Durum nedir beyefendi, buyurun. Durum, gözlerim intihaplanıyor, böyle yanıyor. Evet. Yani ondan sonra işte bir intihaplı aklım var. Affedersiniz, böyle kafamdan çıkıyorlar. Her 112 çağrısının mutlaka çözülmesi gereken bir sorunu vardır. Ve bu bir olaylar zincirinin başlangıcı olabilir. Affedersiniz, böyle kafamdan çıkıyorlar.
Bilgi mi almak istiyorsunuz bununla alakalı? Bilgi mi danışmak istiyorsunuz? Evet, bir kafamı çarptım ama onunla mı alakalı, başka bir şeyle mi alakalı, gözlerim şişti. Çok tuhaf bir... Yani bununla... Tamam, mahallesinden mi arıyorsunuz? Evet. Sokak ve caddeniz neresidir? Bir mahallesi. Hatta kalın, ben size sağlık birimini aktarayım. O şekilde bilgi alabilirsiniz. Kapatmayın lütfen telefonunuzu. Sağlık birimi buyurun. Alo. Buyurun beyefendi. Benim gözlerim perdeyim gibi. Böyle intaplanma yapıyor. Çok kötü. Böyle tutuyor gibi. Yani bir iki aydan beri böyle. Anladım. Şu anda peki acil durum nedir beyefendi? Ya işte şişiyor, yanıyor. Yani ondan sonra bu tahminim, bu intapla aktif oraya da olur galiba. Ne yapacağım da şaşırdım. Yani böyle bir durum. Peki hiç göz doktoruna gittiniz mi beyefendi? Göz doktoruna çok gitti de bir çare yani damla falan veriyor ama bir çare yok yani. Anladım. Peki beyefendi, şu anda acilde bu konuyla ilgili yapabilecek hiçbir şey yok. Yani bunun çözümü göz doktoru. Yani acilde göz acili yok. Sizin dediğiniz doğru da yani benim ilk hastalıklarım var. Yani şimdi dediğim gibi işte yani bu enfeksiyon da nedir ama dersiniz, böyle büyük çıkıyor yani şey gibi. Ondan sonra atıyor bu. Yani o ondan Nerenizden, yani. Gözünüzden mi atıyor beyefendi? Yok yok, kafadan atıyor. Kafanızdan mı atıyor? Evet. Ne, kafanızın neresine atabilir beyefendi? Ya anlamadım. Bir çarpma yaşadım. Ondan sonra işte bu olaylar başladı yani. Tomografisini falan çektirdim ama bir şey çıkmadı ama orada yani ufak bir şişlik kafamda var yani. Belli oluyor yani. Gözünüz değil de kafanız mı şişti, anlamadım beyefendi. Ya şimdi ben size baştan anlatayım. Kafayı vurduktan sonra hafif böyle şişti. İki ay önce kafanızı vurdunuz, şişti. Ya hafif şişti yani, öyle para değil. Peki bunun gözünüzle ne alakası var beyefendi? İşte göze vuruyor. Gözünüzden mi atıyor yara yeri? Ya bunlar söyleyeyim, göze vuruyor. Anlatabiliyor muyum? Siz evde yalnız mısınız? Birisi var mı yanınızda? Ben onunla konuşayım isterseniz. Ya hanım var da. Bir hanıma verebilir misiniz? Ben onunla konuşayım bari. Sorunu belki o anlatır. Hanım da konuşuyor diye bilmiyorum ki. Bir konuşsana abimle. Ne diyeyim, bana ne verin? Alo. Ablacığım şimdi hanımefendi. Abim bayağı bir şikayetten bahsediyor ama bunlar nedir? 2 ay önce mi ne? Kafasına vurmuş. Uncacık böyle tepesinde sivilce gibi bir şey var ya. Ondan kaynaklanıyor. Her diyor. Yerinde mi kaynak? Şimdi yani. Kafasında, kafasının bir tarafında böyle buncacık bir şey. Sivilce gibi. Vücudunda ya, böyle kafasını vurduktan sonra mı oldu şimdi? Çuvalama diyor. Onunla akıyormuş. Onunla içi ilaçlanan. Kullanıyor. Alerji falan mı var? Tahliller mi yapılmadı? Her şey yapıldı. Tertemiz hanımefendi, çıktı. Beyefendi ilk başta dedi ki gözüm sulanıyor, gözüm iltihaplandı dedi. Sonra dedi ki kafamı vurdum, kafam iltihaplandı, oradan bir şey okuyor dedi. Şimdi ben sizi de anlıyor galiba. Bu herif bizim hep psikolojimizi bozdu. Bir değişiklik, bir vaka yani. Anladım ablacığım. Şimdi İşte bu. Bunu bir yerlere yatırmaları lazım ki. Ablacığım onun aşağı şöyle bir bakılması lazım. Ablacığım şimdi yani baştan ayağa bakılacak bir yatış olmaz yani. Arkadan bir cihazım var ama. Kendi istiyor telefonu. Alo. Peki hocam, bu yani benim arkada bir siyahlık var. Onunla alakalı olabilir mi? Nerenizde siyahlık var? Makat bölgesinde. Makat bölgenizde siyahlık var. Evet. Belki orada bir pişkan oluşmuştur, bu kafaya vurabilir. Ya yani aptan madem yani aptı derken. Yani şey diyorlar yani. İşte ne diyorlar ona? İşte oluşan her zamanki var ya, homoerotik denir diyorlar. Beyefendi inanın, sadece şunu söylemek istiyorum size. Tıp ilminde böyle bir bağdaştırma yok yani. Peki bu arkadaki sıkıntı kafaya vurur mu? Hiçbir yere vurmaz. Belki bir yerden bir enfeksiyon kaptık dediğiniz gibi, o da olabilir yani.
Muhakkak beyefendi. Ama dediğim gibi hani bir enfeksiyon. Yani sizin bir poliklinik tedavi almanız lazım beyefendi. Peki sağ olun. Sizi meşgul ediyorum. Estağfurullah. Ne meşguliyeti? Eyvallah. İyi akşamlar. Ülkedeki herkesin sizin telefon numaranızı bildiğini ve yaşadıkları her sorunda sizi aradıklarını hayal edin. Onlar tüm ülkeye göz kulak oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi. Alo merhaba, ben bir şikayette bulunacaktım. Şikayetiniz nedir? Bir 3 kişi bir evde beni rahatsız ediyorlar. Yan mahallede, hacker. Telefonuma bağlanmaya çalışıyor. Aileme düşman etmeye çalışıyorlar. Sosyal hayatımı bitirdiler, yardımcı olur musunuz? Sizi nasıl, telefonla mı taciz etti? Evet evet, telefonla taciz ediyorlar. Lüzumsuz fotoğraflarımı eklediler. Mahallesi, sokaktan mı arıyorsunuz bizi? Hayır, hayır. Sokak. Hangi mahalle burası? Mahallesi. Ya lütfen bir ekip gönderin, yoksa başımı belaya sokacağım. Zor tutuyorum kendimi. Tamam, kapatmayın lütfen. Çevreye de zarar veriyorlarmış zaten. Hackerlar yani. Millet arıyormuş, şikayet ediyormuş bunları hep. Tamam, emniyete hattı arıyorum. Polis imdat. Merhaba, iyi günler. Merhaba, konu nedir? Ben bir şikayette bulunacaktım da. Birisi beni rahatsız edip duruyor telefonumdan. Hacker. Millete de zarar veriyormuş zaten. İnsanlara bulaşıyormuş hep. Kim bu kişi? 3 kişiler. Aynı evde kalıyorlar. Zaten yan mahallede oturuyorlar. Kendimi zor tutuyorum gidip saldırmamak için. Lütfen bir ekip gönderin. Siz bu kişileri tanıyor musunuz beyefendi? Yani sizin telefonunuza bağlandıklarını nereden biliyorsunuz? Bunlar bayağıdır benimle uğraşıyorlar zaten. Araştırdım. Ne yapıyorlar mesela sizinle uğraşıp? Benim hesabıma uygunsuz fotoğraflarımı koydular. Telefonuma ulaştılar. Kayıtlı telefon numaralarını da silebiliyorlar. Cinsel fotoğrafı... Wi-Fi internetime de anlıyorum. Bağlanıyorlar. Ya savcılıkta suç duyurusunda bulundum gidip. Herhangi bir dönüş olmadı. Bir ekip gönderirseniz çok iyi olacak. Yani o tarz fotoğraflarınıza nereden ulaştılar? Fotoğraf galerimde vardı. Sizin telefonunuza bağlanıp oradan mı aldıklarını düşünüyorsunuz? Evet, evet. Fotoğraflarımı da silebiliyorlar. Fotoğraflarınızı siliyorlar. Evet, doğru. Bu kişileri tanıyor musunuz? Yoksa sizinden iletişime geçip mi kendilerini tanıttılar? Kendilerini tanıyorum. Yani tanıdım. Tanıyorsunuz. Evet. Nereden tanıyorsunuz? Ya herhangi fazladan bir bilgim yok ama araştırdığıma göre akrabam olabilir. Nasıl araştırdınız? Çevreye sorup soruşturdum. Ölümle mi tehdit ediyorlar sizi? Yok yok. Ölümle tehdit değil de beni aileme düşman ettiler. Fotoğraflarımı herkes gördü. Arkadaşlarımla aramı bozdular. Beni delirtmeye çalışıyorlar. Sinirlendirmeye çalışıyorlar sizi. Evet. Kaç kişi peki? 3 kişi. Birisi kadın, ikisi erkek. Daha önce hiç görmediniz değil mi? Yani 6 ay önce, 6 aydır rahatsız ediyorlar dediniz ya. 6 ay öncesinde hiç görmediniz. Daha önce gördüm. Daha önce de gördüm. Evet. Tamam, ben ekibe bildiriyorum. Ekiple de görüşürsünüz, tamam mı? Bu şekilde detaylı olarak. Tamam, tamam. Tamam, yönlendirdim. Teşekkürler. Acil çağrı merkezi, buyurun. İyi günler, bir şey ben. Tabii, dinliyorum. Benim hesabım çalındı. Evet. Ve benim adıma paylaşılmak istedim. 1.000 lira para dağıtıyor falan filan diye. Birkaç arkadaşım hani buna gelmiş. Dolandırıcı şahıslar sosyal medyada ele geçirdikleri hesaplar aracılığıyla ya da açtıkları sahte hesaplarla belirli vaatlerde bulunup sizden kimi adreslere para göndermenizi isteyerek sizi mağdur edebilirler. Lütfen bu tarz mesajlara karşı uyanık olun. Telefonu mesaj istemiş, kod atmış. Tamam, telefonu ama... kapatmayın. Polis imdat, nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler. İyi günler. Benim hesabım çalındı. Evet. Benim adım işte paylaşım yapıyorlar. Mesela nasıl diyeyim? Vatandaşa 1.000 lira şey veriyor. Bir yardım var diyorlar değil mi? Evet. Tamam. Ve benim adıma paylaşım yapıyorlar. Arkadaşlarım şey yapmış. Ne yapacağım? Tamam tamam, sakin olun. Geçin polis merkezine. Sosyal evet, hesabınızı. Evet. Alo. Alo. Duyuyor musunuz beni? Evet. Bak, ağlamanızı gerektirecek bir şey yok. Bu... Ama ben de ağlıyorum.
Hayır, bak dinle beni, dinle beni. Polis de biliyor bunların dolandırıcı olduğunu. Bunlar kanıtlanabilir bir şeyler. Bunların, yani bu işlemleri yapanların sen olmadığını ispat edilebilir şeyler bunlar. Korkacak alacak bir şey yok. Ama ben 18 yaşında değilim. Tamam. Hayır. Hayır, ailenin bu durumdan haberi olmasın mı istiyorsun sen? Evet, çünkü ama babam kızarken niye karıştım ben? Bir çocuk sizi aradıysa ve ağlıyorsa, önce onu sakinleştirmeniz ve güvenini kazanmanız gerekir. Ailenin bu durumdan haberi olmasın mı istiyorsun sen? Evet, çünkü ama babam kızarken niye karıştım ben? Niye? Ama sen karışmadın ki. Senin hesabın eklenmiş, ağlama, dinle beni bak. Duyuyorsun değil mi sesimi? Evet. Ağlayacak hiçbir şey yok. Sen polise gidip diyeceksin ki benim hesabım çalınmış, benim adıma paylaşım yapıyorlar. Arkadaşlarım da güvenip... Benim 1000 lira falan ceza parası veriyorlar. Çoğu arkadaşım da gidiyor. Herkes arıyor. Kendimi suçlu hissediyorum. Hayır, hayır. Sen niye suçlu olasın? Onların inanmamaları gerekiyordu böyle duruma. Sen yardım dağıtan bir kuruluşta mı çalışıyorsun sonuçta? Bu sadece yani sen mağdur olan sensin burada. Onların inanmamaları gerekiyordu. Sen ne iş yapıyorsun? Alo. Efendim. Bak dinle beni. Üzülecek, ağlayacak hiçbir şey yok. Baban evde mi? Ben konuşayım istiyorsan babanla. Durumu anlatayım ben ona. Gerçekten olmaz. Anlamadım dediğini. Olmaz. Bunun başka bir kendinden... Ablama olsa... Tamam, kimle güveniyorsan onunla git. Tamam mı? Peki, aileme haber verirler mi? Hayır, niye versinler? Bu çok, yani bu aile bir suç değil, bir şey değil. Sen suçlu değilsin, sen burada mağdursun. Git polis merkezine, tutanağın tutulsun. Devlet de bilsin bu işlemleri senin yapmadığını. İncelenme sonucu zaten bu işlemleri senin yapmadığını anlayacak onlar. Herkesin bir telefonun, bilgisayarın bir IP numarası vardır, tespit edilir. Devlet bunu ortaya çıkarır, bunun kim olduğunu ortaya çıkarır. Sen hiçbir şekilde mağdur olmazsın. Ağlayacak, korkacak hiçbir şey yok. Bunlar kanıtlanabilir şeyler, tamam mı? Duyuyor musun? Herkes beni arıyor. Tamam, arasınlar. Sen gidip tutanağını tut. Ben devlete haber verdim, hesabım hacklendi. Bunun ben olmadığım kanıtlanabilir bir şey diyeceksin. Ağlayacak hiçbir şey yok. Alabilirler mi geri? Evet evet, geri alınıyor bu tarz hesaplar. O arkadaşların sana baskı mı yapıyor senin yüzünden oldu vesaire para kaptırdık diye? Bir tane arkadaşım aldı, bir şey dedim, kaç yüzden istediğim kontrol için yaparak gelmedi. Dedim kanka ben yapmadım, ben de kaç kuzenim de aldı, benimle sen konuş falan yaptılar. Dedim ben de ben ne konuşmam ki ben yapmadım, dün dedi benim de başıma geldi falan dedi. Hı-hı. Ama halbuki 2-3 kişi gitmiş yani, birkaç kişinin hesabını sanmışlar. Tamam, onlar da polis merkezine gidecek, şikayetçi olacak. Ağlama, üzülecek hiçbir şey yok bu durumda. Ailemin haberi olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Niçin olsun? Mahkemeye çıkmayacaksın, bir şey olmayacak. Sadece sen devlete hesabının çalındığını belirten bir tutanak tutacaksın, altına imza atacaksın. Tamam. Tamam, korkacak bir şey yok. İyi günler. Teşekkür ederim. Rica ederim. Acil ambulans buyurun. Kalp masajı yapmanızı tarif edeceğim. Ağzım merkez için. 7-8-9-10. Acil çağrı merkezi operatörleri belli bir şehirde çalışıyor olarak görünebilirler. Ama onlar birimlerine göre tüm Türkiye'den gelen acil çağrılara yanıt veriyorlar. Ankara 112 Rusça masa. Ankara 112'den arıyorum. Rusça çağrım var. Dinliyorum. Bekliyorum. Tamam. Добрый вечер. Tamam. Температура 39. Я не могу ни с кем поговорить, ни через переводчик, ни по-турецки, ни по-английски. Никто не разговаривает. Kendisi hasta. Hastalık kaptığını düşünüyor ama evet. Şu anda ben diyor anlaşamıyorum diyor. Acil çağrı merkezi Arap çaması. Konuşan bir arayanımız var da. Tamam, görüşeyim. Alo bil Arabi tefadalı. Lo semahtana ana maay taksi. Bu taksi hala kalil adet cidden.
بالمختصر اخي الكريم بالمختصر هو قاعد يحاول يمد ايده وهو بالتاكسي والكاميرا شغاله نعم. انا قلت له ما راح اعطيك المبلغ كامل لان انت تمشي بسرعه غير تمام. خياليه تمام ما راح اعطيك المبلغ كامل ايه فهو الحين نازل وواقف عندي بالسياره وقاعد ياشر بالمفتاح يعني انه بيطق لي بالمفتاح تمام المهم ما ضربك ما هيك لا ما ضربك تمام تمام لحظه بس في تاكسيجي şikayeti vardı. Taksi şoföründen şikayetçi. Aşırı hız yapıyordu. O yüzden o taksiden inmek istedi. Sonrasında ücret konusunda da bir anlaşmazlık oldu. Takside kamera da vardı. Taksici de hani hem kötü sözler söyledi hem darp etmek istedi. Plakasını alabilmiş mi? Akhil Kerim, akhat levheti seyyara? Ya la, ana bir taksi al. Ente l'an bir taksi. Tamam, şu an taksinin içindeyim diyor. Şu an taksinin içinde miymiş? Evet. Tat da kalmışlar. Acil Çağrı Merkezi. Merhabalar. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden arıyorum İzmir'den. Bir tane kişim var. İngilizce konuşmak istiyor. Tabii. Emergency. Hello. Hatta mı şu an? Hello. Emergency. How can I help you? Ambulance came to my house. Yes. Ambulance came. Take my husband to the hospital. Okay. And his phone in my hand. Eşi için ambulans istemiş. Evet. Ambulans eşini hastanesine götürmüş. Evet. Telefonu bende kaldı ama siz daha önce aradınız diyor. Bir saniye bekleteceğim sizi hatta. Bir ekibimle görüşmem gerekiyor. 112 Acil Çağrı Merkezleri Ankara'daki yabancı dil havuzu sayesinde 4 yabancı dilde hizmet vermekte. İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça. Bu sayede turistler ve ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar da acil durumlarda hiç zorluk çekmeden hizmet ve yardım alabilmekte. Beni duyuyor musunuz beyefendi? Acil Çağrı Merkezi. Ah, kolay gelsin hanımefendi. Teşekkür ederim. Buyurun, durum nedir? Alo, durum nedir burada? Beni duyabiliyor musunuz? Beni duyuyor musunuz beyefendi? Alo, bana cevap verebilir misiniz? Aramayı sonlandırıp size geri dönüş yapmak durumunda kalacağım. Aradığınız numaraya cevap vermiyor. Ses kaydından bulacağız. Acil Çağrı Merkezi. Kolay gelsin hanımefendi. Teşekkür ederim. Buyurun, durum nedir? Vur. Şu mahallede 112. ...937. 46'ya 6. Öncelikli vaka. Merkez kim arasın? Anlaşıldı merkez. Operatörlerin acil yardım için arayan bu kişilere tüm bu ulaşma çabası... ...onların en zor zamanlarında hayata tutunabilmelerini sağlamak için. Eğer bir saniye önce olay yerine gidilirse bir hayat kurtulabilir. Eğer bir saniye önce tedavi başlarsa o kalp yeniden atmaya başlayabilir. Merkezi buyurun. Kolay gelsin. 24 yerleşkesi yanındaki hastanede bir yangın var. Ben emniyete aktarıyorum. Bir bilgi verir misin? Bir saniye yönlendiriyorum. İstanbul İtfaiyesi. Kolay gelsin. Vatan Caddesi üzerinde İstanbul Emniyet'in bitişiğinde bir ihbar var. Size ulaştı mı? Yangın var olumsuz, bu binada. Olumsuz. Acil bir ekip göndermişsiniz. Binadan siyah dumanlar yükseliyor. Bir klima patlaması gibi bir ses geldi. Şu an acayip bir duman yükseliyor. Tamam, dış cephede mi görüyorsunuz dumanı? Doğrudur. Ben şu an gözümle görüyorum. Bayağı bir kara duman atıyor. Tamam. Anlaşıldı. Acayip bir yangın var yani, belli. Tamam, anlaşıldı. Fatih İtfaiye. Alo. Efendim? Tam takım emniyetin yanına çıkarır mısın? Tamam, 29 metre. Geçen gittikleri yer ya. Tamam. Tamam, doğrudur. Tam takımı çıkar abi. Dış cephede yanma vardı. Tamam. İstanbul İtfaiyesi. Merhabalar. Merhaba, sağ olun, buyurun. Vatan Caddesi'ne
hastanesi var. Küçük bir, yani onun önünde büyük bir böyle siyah dumanlar, ışıklar var. Doğrudur efendim. Hala devam ediyor mu acaba? Duman görüyor musunuz? Bildiğiniz kapkara bir duman var. Tamam. Mesafeli misiniz acaba olay yerine? Yakın mısınız? Ben 8. kattan direkt görüyorum orayı. Yol üzere. Tam yol üzere. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. Acil ambulans buyurun. Kalp masajı yapmanızı tavsiye edeceğim. Ağzından köpük çıkmış. 7-8, 9, 10, 11. Herkes ölmüş. Fatih'ten ihbar aldın mı emniyetten? Yok. Tek ihbar var, o da sana düştü zaten. Tamam, müdahale etmişler dışarıda. Tek araç gidiyor, takım çıktı, tek araç tamam, devam. Takımı geri çevirdim de kontrol amaçlı bir araç gitsin gene. Bilgi verdim. Sana o ikinci ihbarı mükerrer yap. Şu an İBS'de. Düşmüyor İBS'ye. Bana düştü, sana da düştü. Düştü şu an. Geliyor mu sesim? Şimdi geliyor, sesim geliyor. Tamam, ne yaptın abi? Abi şimdi babak vardı bir tanesine, Yavuz Sultan Selim'e. Tamam, asansöre. Diğeri de Eminönü gidiyor bizim mahallesine. Tamam, kediye. Daha olan yerinde bacak çünkü çok yoğunluğu var. Bak video yaptım, gördünüz mü? Bakmadım, bak. Mükerrer de ona. Neredeki yani? Fatih. Ha, şimdi gitti. Tamam. Ha, bu havalandırma bacası gibi bir yer herhalde. Bu yangın değil, binanın zemin katında diş cephede bulunan jeneratör. Jeneratörün çalışma mi? Sistemi bu, şu an yanma falan yok. Duman çıkıyor. Bu şekil mi çalışıyor? Evet. O zaman bu jeneratörü yeni mi bağlamışlar yani? Yani yangın zanlı teknik ekibi bekliyorlar şu an. Ama bir anormallik var yani. Tabii canım, böyle bir çalışma yani sistemi yok ki. Yani her böyle jeneratör çalıştığında ekip ben de görsem ekip gönderiyor. Yangın sanırım. Operatörler şüpheye yer bırakmayacak şekilde verilen bütün bilgilerden emin olmak için yapılan her çağrıya bir acil yardım ekibi mutlaka yönlendiriyor. Alo. Alo. Efendim. Ekibim vardı da gerekirse bir mesaj atmamız gerekebilir, bilgi vermemiz gerekebilir. Ben dedim bilgi ver de yoğun dumanı görmüşler, bir kontrol ediyorlar. Tamam. Ya beni emniyetteki komiser aradı. Binanın dış cephesinde bulunan jeneratörde duman çıktığını söyledi. Ya o her posta gidiyormuş bizde. Bu jeneratör çok yoğun duman çıkartıyormuş. Onu da yani çalışma prensibi mi acaba duman? Büyük ihtimal öyledir. Bir saniye. Bu jeneratör öyle mi çalışıyor? Yani herhangi bir çalıştığından dolayı mı? Herhangi bir ark vesaire elektrik kaçağı değil de çalışma prensibi o zaman bu duman. İlk çalıştığında yoğun duman çıkartıyormuş herhalde. Anladım. Benim şimdi ekip amiri söyledi de geçen de gitmiş herhalde. Tamam ya, gerekirse o zaman orada yetkilini vesaire alalım. İhbar aldık şu ekip çıkarmayalım. Hastanenin kendi teknik servisi var mı? Baksınlar bir. Hastanenin kendi teknik servisi var mı? Veya orada hastane... Onlara ulaşmaya soktunuz. Tamam, bir saniye. Oradan o yetkililerden bir numara da alıyor. Sürekli aynı şeyden ayara çıkıyor. Gerekse tedbir amaçlı elektrik ekibi sevk et. Mutlaka vardır yetkilisi de. Duydun değil mi? Yani anladım. Prensibi o. Çalışma prensibi o. Aynen öyle. Tamam. Tamam, hadi görüşürüz. Tamam, aldım, sağ ol. 112'ye yapılan aramaların büyük çoğunluğunu gürültü ihbarları oluşturuyor. Acil çağrı merkezi operatörleri dışında kimse kimsenin hayatını umursamıyor. Gürültüden uyuyamıyoruz. Ekip yönlendiriyorum. Şu kadınların geri yaratana kadar burada oturup artık gülmek istedim. Buyurun. Çelçiz bunlar. Sokaktan mı geliyor bu daireden mi? Tamam, ne oldu orada? Burada binanın altında bir tekstil atölyesi var. Bu her akşam. Uyarıyoruz. Uyarmamıza rağmen hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Devrem, nasıl yardımcı olabilirim? Artık yüksek volümle alakalı adres vereyim. Fırsat müziği, her akşam müzik, hiç olan. Araçtan yüksek ses. Akşam üstü saat 5.30'da başlıyorlar ve bu müzik sesi her gece burada var. Yüksek sesle müzik dinleme, gece saat 10'dan mekanlarda... Ya kapının önünde bütün mahalleyi dinletecek kadar yüksek sesle düğün yapılıyor, nişan yapılıyor, bu tarz bir şey yapılıyor. ...112 acil çağrı merkezi. İyi akşamlar efendim. Daha sakin bir ortama geçebilir misiniz lütfen? Sizi duyamıyorum. Sakin bir ortam yok. Sokak düğünü var, evin içinden, odadan konuşuyoruz lütfen. Yani emniyeti bağlar mısınız? Ne istiyorsunuz? Sokak düğünü var ve ben odanın içinden konuşamıyorum lütfen. Odanın içindeyim ben. Peki siz bizi şu anda... ...mahallesi sokaktan mı arıyorsunuz? Sokağın ortasındayım. Sokak. Evet. Tamam, telefonu kapatmayın. Emniyete aktarıyorum. Hatta kalın lütfen.
Polisin biraz gürültü var demişsiniz. Alo. Alo, sesim geliyor musun? Gürültü var demişsiniz herhalde sokakta, doğru mu? Beyefendi, şu anda evimin içinden konuşamıyoruz size bak. Odanın içindeyim, camlar evet. Kapalı. Yani Allah rızası için ya. Yani ne yapmamız lazım ya? Evde duramıyoruz. Tamam, beyefendi beni dinler misiniz? Ben şu an oraya bir ekip sevk ettim. Gürültü de bizzat aldım bu şekilde. Yüksek sesle bir gürültü var. Ya anlıyorum. Yok, yönlendirdim. Tamam, sakin olabilirsiniz. Ben şu an ekibi yönlendirdim. Geliyor size doğru. Sokakta yüksek sesle düğün yapılıyor ve siz bundan rahatsız olduğunuzda ben anladım. Sesi de bizzat aldım zaten. Evet, geliyor. Şu an bana kadar geliyor. Ben alıyorum sesi şu an telefon ayıcısına. Tamam, yönlendirdim. Şu an ekip geliyor. Rica ederim. Gürültü, kavgalar, şiddet, korna sesleri arasında hayatınızı yaşamaya çalışırken birden aldığınız bir kayıp haberi her şeyi anında önemsizleştirebilir ve yollar hep çağrı operatörlerine çıkıyor. Acil ambulans, buyurun. Abla kolay gelsin. Sağ olun beyefendi, buyurun. Ya babaannem rahatsızlandı da, bunun biz de dışarıya çıkmıştık kızını almak için de, şimdi kapıyı da açmıyor, zile zile basıp basıp duruyoruz, zili de açmıyor. Cadde 4'e 8'den mi arıyorsunuz? Yok, ben şimdi ben arıyorum da babaannem şeyde. Siz babaannenizin yanında değil misiniz? Yok, değilim ben. Kapıyı açmadığını nereden biliyorsunuz? Şu an telefonu ediyorlar zaten, açmadıklarını da evin... Olay yerinden biriyle siz telefonla konuşuyorsunuz. Size kalbinin sıkıştığını mı söyledi? Evet, kalbinin sıkıştığını söylemişti bize. Kaç yaşında? Yaşında. Siz onu aradığınızda telefonlarına da cevap vermiyor. Yok, cevap vermiyor. Dedem vardı yanında. Dedeniz de telefonlara cevap veriyor mu? Dedem, bir saniye abla, ben arayacağım seni. Bakın beyefendi, bir dakika. Kapatmadan önce ben itfaiye yönlendirdim kapıyı açması için. Kapıyı itfaiye eşliğinde kırarak gireceğiz. Emniyette yönlendiriyorum. Babanızın kalbi durmuş olabilir. Sakin olun lütfen. Şimdi şey, oradan birisi arıyor da şimdi babaannem vefat etti diyorlar ama tamam, ben size sağlıklı bilgi versem olur mu? Ben ambulansı yönlendirdim. Beni olay yerinden birisi hızla arayabilir mi? Olay yerinde olan birisi. Şey, onun evine yakın bir yerde var. Oradan arasak olurlar mı? Olur mu? Şimdi herkes telaşlıdır. Siz adresten eminiz değil mi beyefendi? Siz olay yerinde olmadığınız için teyit ediyorum. Eminim olay yerinde değilim ama adres doğru. Ambulansı yönlendirdik. Tamam abla, sağ olun. Hastanızın nabzı yoksa, bakın hastanızın nabzı yoksa ilk yardım için yardımda bulunacağım. Beni olay yerinden birisi İvedi arasın, tamam mı? Orada tamam abla, ben araştıracağım. Tamam. Her saniye çok önemli. Olay yerinden birisinin sağlık operatörüne ulaşması demek, yaşlı kadının ilk yardımla hayata tutunması demek. Ambulans birimi, buyurun hanımefendi. Evet, ambulans binamızdır. 8'den arıyorsunuz değil mi? Tamam, sakin olun. Siz babaannenizin yanında mısınız şu an? Efendim, ben yöneticiyim ya. Yöneticisiniz, hastanın yanında mısınız? Hastanın yanına ineceğim şimdi. Acil bize geldiler de çok kötü durumdalar. Şimdi telefonu kapatmadan hastanın yanına inebilirsiniz. Biz oraya ambulans yönlendirdik hanımefendi. Tekrar ediyorum. Biz oraya ambulans yönlendirdik. Hastanın durumunu net bir şekilde anlamam için hastanın yanına telefonu kapatmadan ulaşın lütfen. Al sen bunu aşağıya. Alo. Beyefendi, telefonla beraber aradığınız hastayla ilgili yanına inebilir misiniz? İveri lütfen. Tamam, ben iniyorum şu anda. Tamam. Tamam. Ne oldu ki? Kararmış oldum. Beyefendi yanında mısınız şu anda? Ya, ambulans çağırıp gelin. Aşağıdan aşağıya gelin. Beyefendi yanında mısınız şu anda hastanın? Lütfen. Beyefendi orada mısınız? Alo. Beyefendi hastanın yanında mısınız? Hastayım ben. Birazdan ineyim aşağı. Alo. Yanında mısınız şu an hastanın? Hastanın şu anda ben iniyorum aşağı. Hasta yatıyor da ben şu anda aşağı indim. Siz aşağı neden iniyorsunuz? Hastanın yanında mısınız? Hasta ölmüş herhalde. Ölmüş. Şu an nabzı yok mu? Emin misiniz? Vallahi bilmiyorum. Ben de aşağı iniyorum hemen. Abla. Evde ilk yardım bilen birisi var mı beyefendi? İlk yardım bilen birisi evde var mı? Lütfen. Hiç kimse yok ilk yardım evde. Tamam. Şimdi hastanın
Yanına geçin. Çocuklar geldi işte şu anda çocuklar başında. Hastanın yanına geçin siz. Bakın siz daha soğukkanlı davranırsınız çocuklarından. Heh. Henüz 60 yaşında. Yanında mısınız şu an? Yok, hastaneden çıkıyorum yukarıya. Beyefendi hastanın yanından ayrılmayın. Ambulans geliyor zaten. Tamam, ben hastanın yanındayım. Tamam, geçiyorum. Tamam. Sen ne haber ver ya? Takım halim bizim başarı. Beyefendi ambulans yolda, bir sakin olur musunuz? Bir hastanın yanındaysanız size kalp masajı yapmanızı tarif edeceğim. Tamam bir saniye, tamam. Hastaya gidiyorum. Ölmüş. Çıkarttık. Tamam. Şimdi, bakın şimdi sırt üstü yatıyor değil mi hasta? Buz gibi olmuş. Evet, sırt üstü yatıyor. Buz tamam. Gibi olmuş. Tamam, sakin olun. İki elinizi göğsünün kemiği, bakın göğüs kemiğinin iki orta, tam ortasına. Bir baskı yaptım. Köpük çıkmış ağzından ama. Ağzından köpük çıkmış. Sakin olun. Başını yana çevirin. Başını hafifçe yana çevirin. Siz yanına oturun. Dizlerinizi büküp yanına oturun lütfen. Çık, uzat ayaklarını. Göğüs kemiğinin tam ortasına. İki el, bir elinizi koyun, diğer elinizle de öbür elinizi yumruk yapın. Geliyor şu anda, beni sağlamaya başladı, tamam. Evet canım, baskı yap. Bakın beni dinliyor musunuz hanımefendi, sakin olur musunuz? Göğüs kemiğine iki elinizle 15 kez seri bir şekilde basar mısınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Köpük çıkıyor ağzından. Çıktınız, çıkacaksınız. Başını yana çevirdiniz değil mi? O köpüğün içine kaçmasına engel olacağız. Yana çevir. Evet. Tamam. Bu şekilde yorulana kadar. Yorulana kadar yap. Aile değişeceğiz bu şekilde. Bastım. İyi bastım. Tamam, uçurdu, sıcak olmaya başladı. Basmaya devam edin, yorulduğunuzda bırakın. 1 ve 2 ve 3 ve 4 derece. 1, 2, 3. Uçurdu biraz, uçurdu, bastı yapacak. Çünkü süt çıkıyor şu an, kalbindeki kanı vücuduna pompalıyorsunuz. Kendi kalbi pompalayamasa da siz pompalıyorsunuz. Bu şekilde devam edin. Evet, yorulmayacağım, yapacak, sürekli yapacak. Uçurdu, hadi. Hadi. Size yardımcı olacak ikinci bir sakin kişi varsa, beni duyabilen birisi daha varsa, temiz bir peçeteyi yırtıp ağzına yapıştırıp siz 30 kez bastıktan sonra 2 kez soluk verebilir mi? Evet, tamam. Çabuk peçete geçin. Baskı yap. Hadi gözünü seveyim. Vücudun ısıtmaya başladığınız, morluğun azalmaya başlası doğru yaptığınızı gösteriyor hanımefendi. Çok güzel ısındı. Aynen öyle ısındı. Çok güzel. Hadi ablam. Hadi kuzum benim. Hadi ısın be. Baskı yapıyorum. Temiz peçete aldı mı birisi? Hadi peçeteyi getirin. Çabuk gider. Hadi. Last time deniz gibi oluyor ya. Hadi sil ağzına. Evet. Çabuk yapsın. Temiz peçetenin ortasına küçük bir delik açıp ağzına yapıştırın hanımefendi. Temiz ağzına yapıştırın. Peçetenin ortasına delik aç. Evet. O delik kısmından siz 30 kere bastığınızda diğer kişi 2 kez derin nefes alıp soluğunu ağzından ve burnundan içeriye verecek. Ağzına nefesini vereceksin. Derin nefes alsın. Bakın vermeden önce akciğerlerini oksijenle doldursun. Derin nefes al. Bütün nefesi ağzından içeriye versin. Hadi. Isındı. Kalp masajı yapan kişi yoruldukça değilsin lütfen. Tamam evet, bir başkası öneriyor. Korkma, isındı, kendine geldi. Hadi
Abla hadi çok güzel, yok. Çok güzel. Ellerine sağlık. Ver ağzına, ver ağzına. Hadi, hadi ver ağzına. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Ben sizinle tekrar iletişime geçeceğim. Ambulans ekibimizle, ambulans ekibimiz orada. Onlara durumu anlatacağım. Geçmiş olsun. Siz bu şekilde devam edin. Ben size tekrar ulaşacağım. Alo. İbrahim Bey. Caddeye gidiyorsunuz. Evet. Hastanız arrest. Olay yerinde müdahale ediyor. Yakınları, ilk yardım ilgisi bilen bir kişi var. Vücudun ısınmaya başladığını söyledi. Yakınız değil mi? Yoldayım. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Bir veda ekledim. Müdahale ediyorlar dediğim gibi. Siz müdahaleyi devralırsınız. 3 yaşında kardiyak öyküsü mevcut. Muhtemelen COVID var mı? Kalp krizi sonrası arrest. COVID yok. Müdahalesi başarılı bir şekilde devam ediyor. Siz kesin alırsınız hastayı. Alo. Efendim. Hanımefendi. Çok güzel. Çok güzel. Kusuyor ama hala yapalım mı? Şimdi bakın şöyle sakin olun. Sakin olun. Okut başı hala yanda değil mi? Efendim? Başı hala yana çevrili değil mi? Yanda evet. Çok güzel. Vücudu ısındı mı? Çok güzel. Isındı. Yap diyeceği başlarını temas. Peki nabzı kontrol ettiniz mi? Nabız şu an var mı? Nabız şu anda var. Nabız varsa bırakalım. Basmayı bırakalım. Lütfen döndürdünüz. Çok güzel. Nabız oldu. Bakalım döndürdünüz. Nabzı var mı? Bir nabzına bir bak. Var. Nabzı var mı? Yap. Şu anda nabız görünmüyor ya. Nabzına bir baksana. Peki vücudundaki morluk ne durumda? Mor yok şu anda. Çok güzel. Çok güzel. Demek ki güzel çok bir şekilde kullandırabildik. Evet. Dolaşımda sağladığınız için morluk ve soğukluk azaldı. Hanımefendi aşağıda, evin aşağısında birisi var mı? Ekibimi karşılayabilecek birisi var mı aşağıda? Evet aşağıda bekliyorlar. Kapıyı açmışlar komşular. Anne. Isındı. Ambulans bayan da diyor. Nabız alabildiniz. Bakın siz yaparken. Nabız alıyor musunuz? Dinlenmeye geçince nabız aldığımızda masajı keseceğiz kalbimizde. Evet. Şu anda nabzı var. Nabzı var. Evet atıyor. Çok atıyor, güzel. Evet. Çok güzel anladım. Tamam. Tamam çok güzel. Tamam. Kusturu yeri silin. Ağzının içini. Silin. Eğer kusturu ağzının içine. Çok anlıyorsunuz. Ağzının içine temizleyelim. O kusmuğu temizleyelim. Anne. Kusmuğu temizleyin diyor. Anne. Tamam. Nabız atıyor. Çok güzel. Çok güzel. Hitap edebilmem için isminizi alabilir miyim? Elinize sağlık. Şu anda evet, nabzını geri getirdiniz. Ambulansınızda ulaştı. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Kimi şaşkınlık, kimi öncelikleri nedeniyle olayın ciddiyetinin farkına varamayan hasta yakınlarına rağmen sağlık operatörünün olay yerinden birisine ulaşıp hastaya müdahale etme çabası insan hayatına verilen önemi iliklerimize kadar hissettiriyor. İnanın zor bir iş. Yani otururken bile çok zor bir iş. Ekibimiz orada müdahale ediyor, çırpınıyor, görüyor ama biz de burada göremezken yani müdahale ettirmeye çalışacak sakin birini bulmak için bile inanın sırtınızdan terler akıyor. Yani başarmak da çok güzel oluyor yani. O an ilk aklıma gelen annem oldu. Benim başıma gelse ne yapardım diye düşündüm. Annem de uzakta çünkü. Burada da kendimizi hastanın yerine koyarak çalışıyoruz. O anda neler hissediyorsa biz de aynı endişeyi hissediyoruz inanın. Yıllardır bu işi yapıyorum ama ben yakınlarımdan birine ilk yardım yapamayabilirdim. Allah kesenin başına da vermesin. Ama o anda kalp masajı yapılan, hayata dönmeye çaba gösteren kişi sanki bizmişiz, annemiz, babamızmışız gibi hareket ediyoruz hepimiz. Sadece ben değil. Ama yardım ettiğimiz kişi hayata döndüğü zaman yaşadığımız hissi tarif edemem. Büyük bir mutluluk. Belli edemiyoruz belki ama içimizde gökkuşağı doğuyor, içimiz açılıyor, sevinç, mutluluk, vicdan rahatlığı hepsini aynı anda yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu. İnanın bu iş çok zor ve bu his olmasa kimse bu işi yapamazdı diye düşünüyorum. Allah herkesin ailesine yardım etsin. Her acil çağrı farklıdır.
ve farklı bir yanıt gerektirir. Ve 112 aramaları sadece bir başlangıçtır. Güvenliğimizi sağlayan kolluk kuvvetlerinde her birimin kendi görev sorumluluk alanı mevcut. Örneğin İstanbul'da Fatih, Zeytinburnu, Beşiktaş, Adalar, Kartal, Şişli, Üsküdar, Maltepe gibi ilçeler emniyet güçlerinin sorumluluk alanıyken, Büyükçekmece, Silivri, Çekmeköy, Zekeriyaköy ve İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu Arnavutköy, jandarmanın görev ve sorumluluk alanlarının bir kısmını oluşturuyor.